Arkadaşlar, şimdi Egea Cross Hibrit'in test sürüşüne çıktık. Yanında Alihan ve teslimatçı abimiz. Abi kendini tanıtır mısın? Nebi Kazaklı, burada... teslimat sorumlusuyum. Kaç senedir buradasın abi? 10 sene, 10 senedir. Anlaşıldı abi. Aracımız otomatik vites, vites geçişleri sarsıntısız, hissettirmiyor. Dediğimiz gibi kadranlar dijital. Onun dışında araç hibrit, 1.5 turbo. İlk çalıştığında sanki çalışmıyormuş gibi bir hissi var. Bayağı sessiz. Şarjı çabuk bitiyor çünkü bataryası küçüktü bunun. Yanlış görmediysem. Sadece arabayı şehir içinde 5-10 kilometre miydi neydi hareket ettirsin diye. Şehir içi yak tüketimini azaltsın diye. Onun dışında zaten uzun yolda araç kendi şarj ediyor. Plug-in hibrit değil, normal düz hibrit bu. Anlatabileceğimiz başka emniyet kemerleri ayarlı. Araçta hız kontrol var. Cruise kontrol. Direksiyon üstündeki tuşlardan çağrı yanıtlayıp bitirebiliyoruz. Multimedyayı da kontrol edebiliyoruz. Onun dışında şerit takip var. Aynen şerit takip var. Şeritten çıktığımız zaman uyarıyor zaten. Araç yüzle giderken bakacağım şimdi. 2500 devir civarı gidiyor. 2000-2500 devir civarı. Yani yak tüketimi de bu yüzden az. Sinan aracı kaldırır mısın? Otur. Aracın direksiyon tasarımı aynı ama üstündeki kaplaması değişmiş. Üstündeki kullandıkları malzeme daha farklı. Daha değişik güzel bir malzemesi var. Camlardan falan rüzgar sesi yani pek yok. 120-130'dan sonra geliyor ses. Onun dışında zaten araç bayağı geniş. İçinde rahat yayla oturabiliyoruz. Aracın arkasında kol dayama var. Yani biraz küçük, iki kişi yan yana koyduğu zaman büyük ihtimalle kolları değecektir. Onun dışında arkada kafalıklarımız var. Ayarlı mı? Ayarlı. Başka da bir şey yok. Zaten arkada emniyet kemerlerimiz var. ISOFIX bağlantılarımız var. Şurada. Bagajda yine sert döşemelerimiz var. Ama bagaj gerçekten geniş. Sinan bir girsene. Yani Sinan içeride rahat. 1.75. Sinan'la boyumuz aynı. Bagaj içi ışıklandırmamız var. Panzotumuz böyle. Tamamen kapatıyor. Yükleme eşiği gerçekten hani bayağı aşağıda. Yükleme eşiğinin aşağıda olması size eşya yüklerken avantaj sağlar. Ondan sonra bagaj içinde gözlerimiz var şöyle. Bayağı geniş gözler var. Bagajın altında stepnemiz var. Tam boy. İçinde tamir kiti falan var. Şimdi anlatmamız gereken elektrikli diks aynamız. Çerçeveli ama. Çerçevesiz değil. Elektriği de var. Aynen. Otomatik karartmalı. Onun dışında torpidoya baktığımız zaman torpido yani fazla büyük değil. Ama yine de idare eder. Kol i̇çine bir şey koyarsınız. Kol dayanamız için dar ama içe doğru bayağı baya derin. Bu buraya, şurada zaten kablosuz şarj yeri var. Şurada. Aynen. Bakalım araçta Apple CarPlay var. Onun dışında kapı içi gözlerine baktığımız zaman kapı içi gözlerine de normal yarım litrelik bidonlar su var. Pek bir şey yok zaten. Diğerleri aynı. Şuralar sert. Göğüs de sert. Şura sadece şura. Yumuşak bayağı. Onun dışında anlatabileceğimiz şeyler kapı kolları krom kaplama. Şuradan zaten krom kaplama geçmiş. Diğer boş Egea'lardaki gibi değil. Araç hibrit, sti modu var zaten, park sensörleri falan, dijital çift yönlü kliması var, yanlış görmediysem. İstediğin bu kadar. Görüş açıları falan bayağı güzel, aynaları büyük, kör nokta asistanı da var. Kör noktan araç girdiği zaman uyarıyor. Ortalama 8 litre gösteriyor 100 kilometrede. Ama gelenler test ettikleri için aracın her tarafına, performansına falan iyice baktıkları için o yüzden yüksek olduğunu düşünüyorum. Yoksa
öyle hibrit bir motorun bu kadar yakması bence normal değil yani. Daha az yakabilir. Ki fabrika verileri zaten daha az. 4 litre civarıydı ortalaması. Şehir içi kullanırsanız zaten daha az yakar. Şöyle uzun yolda sürerseniz zaten hibrite geçmeyeceği için fazla yakması gayet normal. Alt tarafta bataryanın ne kadar şarj kaldığı görünüyor. Kadranları değiştirebiliyorsunuz. Değiştirsene tekrar. Göstergeyi falan. Burada modları değiştiriyor. Modlara geçebiliyorsunuz. Böyle kadran değişiyor. Abi söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok, benim yok. Sinan sen? Aracı çok beğendim. Ben de çok beğendim gerçekten. Yerden yüksek olması, station wagon olması, 1.5 motorunu, performansı yani gerçekten mükemmeldi. Onun dışında zaten söyleyeceğimiz bir şey yok. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.